Deniz zeyrek kayyum Kars'a uymaz. Sonunda bu da oldu. Azerilerin, Terekemelerin, Kürtlerin, Türkmenlerin ve Yerlilerin 10 yıllardır huzur içinde yaşadığı, adeta birlikte yaşamın sembolü haline getirdiği Kars'ın seçilmiş belediye başkanı Ayhan Bilgen 27 Eylül'de gözaltına alındı. 1 Ekim'i 2 Ekim'e bağlayan gece de tutuklandı. Kars'taki operasyon bununla da sınırlı kalmadı. 1 Ekim sabahı Kars'taki belediye yöneticileriyle belediye meclisi üyelerinin evlerine polis baskınları düzenlendi ve 19 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınanlar arasında Bilgenle birlikte eş başkanlık yapan Şevin Alaca da var. Bilgen ve Alaca'nın görevden alınmasının ardından da İçişleri Bakanlığı Kars valisini belediyeye kayyum olarak atadı. Yine kitabın ortasından yazacağım. Doğup büyüdüğüm, her karışını bildiğim, insanını tanıdığım hassasiyetlerini çok iyi bildiğim şehirdir Kars. Halkı feraset sahibidir. Devletine her zaman saygı gösterir. Başının üzerinde gezdirir. Ayrılıkçılığa da prim vermez. Ancak kendi hür iradesine halel getirecek bir gelişme olursa da durumu hazmedemez. Tercihlerine saygı gösterilmesini bekler ve öyle kayyum uygulamasını falan kaldıramaz kendi seçtiği insanlar orada dururken devlet otoritesini temsil eden başka şehirden gelmiş birinin seçilinin yerine atanmasına sıcak bakmaz. Başına gelenlerle baş edemiyorsa, gücü yetmiyorsa susar, bekler ve zamanı geldiğinde öyle bir ders verir ki devlet aklı dahi anlamakta zorlanır. Kars'ta son dönemde yaşananların herkes farkındaydı. Belediye ihalelerinin geçmişte nasıl dağıtıldığına Kurulu düzenin nasıl işlediğine, düzenleri bozulan mafyavari organize silahlı rançıların neler yapabildiğine bütün Kars şahitti. Herkes devletin onlarla mücadele etmesini, Kars'ın kaynaklarının Kars için kullanılmasını beklerken devlet onların da hedefinde olan Bilgeni devre dışı bırakmayı seçti. Velevki Bilgen'in ve diğerlerinin başına gelenlerin o düzene çomak sokmasıyla bir ilgisi yok. Velevki tutuklanmalarına neden olan dava AK Parti'nin bölgedeki siyasi rakibi HDP ile ilgili siyasi bir dava değil. Velevki Bilgen de alaca da kanunları çiğnedi ve tutuklanmayı, görevden alınmayı hak etti. Bu Karslıların seçtiği meclisten birinin yeni başkan olarak seçilmesi gerekliliğinin önüne geçer mi? Büyük ihtimalle yasa böyle diyeceklerdir. Ancak Bilgen göz altındayken Kars'a kayyum atanmasın diye her durumda istifa edeceğini duyurmuştu. Pekala istifası sağlanabilir. Kars Belediye Meclisi'nin yeni bir başkan seçmesine fırsat verilebilirdi. Bu yapılmadı. Demokrasi değil, kayyum düzeni kazandı. Ben size söyleyeyim, iktidar da duysun. Kayyum Kars'ı bozar. Kars valisi kayyum olarak isterse Kars'ı Paris yapsın. Bilgene oy vermiş olsunlar ya da olmasınlar fark etmez. Karslılar da seçim sandığı önlerine konulduğunda 27 Eylül, 2 Ekim 2020 günleri arasında yaşananları unutmaz. Diğer şehirlerde de aynısı yapıldı. Kars'a gelince mi konuşuyorsunuz diyenlere kısa bir yanıt. Kayyum uygulamasını başka şehirlerde de tasvip etmediğimi yazılarımı okuyan, katıldığım yayınlara izleyen herkes bilir. Ancak memleketim olduğundan, geçmişimin her anına işlediğinden, geleceğimde de olacağından, dertleriyle dertlendiğimden, iyiliğiyle gururlandığımdan, devletin gölgesine saklanan eli silahlı organize grupların kurmak istediği düzeni yakından bildiğimden, Konu Kars'a gelince yazmayı kendimde hak görüyorum.